Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda 3-4-5 yayınlarına ait AYT Kimya Soru Bankası'nın elektrokimya ünitesinin karma sorular 5. kısmını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisinde bulunan azot atomu indirgen olarak davranamaz diye sorulmuş. Bakın indirgen ne demekti? Yükseltgenen. Yani azot atomu hangisinde diyor? Yükseltgenmemiştir diyor. Evet, NO2 için baktığımızda oksijen eksi 2, 2 tane eksi 4, azot burada artı 4 alır. NH3'te hidrojen artı 1, azot burada eksi 3 alır. HNO2'de hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 4 ne yaptı? Artı 1, eksi 4 daha, eksi 3 dengelemesi için azot artı 3 aldı. N2O3'te çaprazlasanız yeterlidir. Oksijen eksi 2, azot artı 3 alır. Burada da hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2, eksi 6, artı 1 daha, eksi 5, burada da artı 5 alır. Şöyle söyleyelim, bakın azotun atom numarası 7 olduğu için 2, 5 diye dağıttığınızda azotun son katmanında 5 elektronu vardır. Yani 5A grubunda bulunur. Azot o zaman maksimum artı 5 yükseltgenme basamağına ulaşabilir. Yani artı 5'ten daha fazla değerlik alamaz. Burada azot artı 5 almış, artı 4 almış yükseltgenebilir. Eksi 3 almış yükseltgenebilir. Artı 3 almış yükseltgenebilir. Yine artı 3 almış yükseltgenebilir ama bakın azot burada artı 5 almış. Daha da yükseltgenemez. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda aynı bilgiler veriliyor. Diyor ki buna göre aynı karışım yeteri miktarda hidrojen klorür çözeltisine atılsaydı normal koşullarda kaç litre gaz açığa çıkardı diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, elimizde hem sodyum hem de gümüş metalinden oluşan bir karışım varmış. Ve ben bu karışımı almışım. Nitrik asit çözeltisine atmışım. Şöyle söyleyeyim, bakın sodyum aktif bir metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerler. Sodyum asitle tepkimeye girdiğinde sodyum nitrat tuzunu oluşturur. Bir de hidrojen gazı açığa çıkarır. Yani şuraya 1 bölü 2 diye yazarız. Gümüş için şunu söyleyelim. Gümüş oksijen bulunduran asitlerle tepkimeye girebilir. Tepkime sonucunda gümüş nitrat oluşur ve bir de NO2 gazı açığa çıkar. Bunun yanında da su oluşur. Yani gaz olarak burada NO2 gazı çıkar, onu söyleyelim. Bakın diyor ki normal koşullarda toplam 6,72 litrelik hacim kaplayan gaz çıkışı gözleniyormuş. Ve diyor ki aynı karışım yeteri kadar hidrojen klorür atılsaydı ne olurdu? Şöyle söyleyelim. Elimizde 0,5 mol gaz var. Yani şuna x mol desek, şuna da 0,5 eksi x mol desek. Ve ben bunları asidin HNO3'ün içerisine attığımızda sodyum için gaz olarak 1'e x mol dediysek 1 bölü 2 de x bölü 2 mol gaz açığa çıkarır. Gümüş üzerinden gittiğimizde de şöyle söyleyelim. NO2 gazı oluşur ama bakın gümüş burada 1 mol, burada 2 mol azot oluşacağı için şunu 2 ile çarptığınızda yeterli olacaktır. Yani tepkime denkleşecektir. O zaman 0,5 eksi x mol gümüş 0,5 eksi x mol kadar gaz açığa çıkarır. O zaman toplamda şunu söyleyebiliriz. Bakın x bölü 2 artı 0,5 eksi x kadar mol açığa çıkıyor toplamda. Ve diyor ki toplamda 6,72 litre hacim kaplayan gaz çıkışı. Bu ne demek arkadaşlar? 6,72 22,4'e böldüğümüzde 0,3 yapar. Demek ki şuranın toplamının 0,3 gelmesi gerekiyor ki x'i bir bulalım burada. O zaman gerekli işlemleri yaptığınızda x artı çarptım 2 ile 1 artı eksi 2x bölü 2 eşittir 0,3. Evet, dışarı dışarı yaptığımızda ne gelir? Eksi x artı 1 eşittir. Eksi 0,6. X'i attım bu tarafa. 1 artı 0,6'dan 1,6 gelir. Yanlış mı yaptık acaba? Şuraya ben bir tekrar yazayım arkadaşlar. Sodyum HNO3 ile tepkimeye girdi. Tepkime sonucunda hidrojen gazı çıkardı ve 1 bölü 2. Yani dedim ki buna x mol diyeyim. Açığa çıkan gaz da x bölü 2 mol olur. Şurada açığa çıkan 6,72 litrelik gazı 22,4'e böldüğümüz toplamda 0,3 mol gaz açığa çıkması gerekiyor. Dedik ki elimizde gümüş de var. Gümüş de HNO3 ile tepkimeye girebilir. Derişikle NO2 gazı açığa çıkarır dedik. Bundan da toplam karşımı 0,5 olduğu için 0,5 eksi x mol dedik. Açığa çıkan gaz da 0,5 eksi x mol olur. Yani şu ikisinin toplamı şöyle söyleyelim.
0,5 eksi x artı x bölü 2 eşittir 0,3 olmalı. Çünkü toplam boş 0,3'müş. Evet, gerekli işlemleri yaptığınızda 2 ile 0,5 çarptık. 1 eksi 2x artı x eşittir 0,6. Burası eksi x eşittir 0,6. Pardon, eksi x artı 1 eşittir 0,6. X'i bu tarafa attık. 1 eksi 0,6 ne? 0,4 geldi arkadaşlar. Tamam, şimdi oldu. Demek ki burada sodyum 0,4 molken gümüş de 0,1 molmuş. Bize diyor ki karışımı bu sefer hidrojen klorürün içerisine atsak. Şöyle söyleyeyim. Sodyum hidrojen klorürle tepkimeye girdiğinde yine hidrojen gazı açığa çıkarır. Elimde 0,4 mol varsa açığa çıkan hidrojen gazı ne olacaktır? 0,2 mol olacaktır. Çünkü 1'e 1 bölü 2 oranda birleşiyorlar. Gümüş için şunu söyleyebiliriz. Gümüş zaten oksijen bulundurmayan asitlerle tepkime vermiyor. Tepkime vermez diyelim. Yani bundan 0,1 mol de olsa açığa gaz çıkmıyor. Bize diyor ki normal koşullarda kaç litre gaz açığa çıkardı? Ya da 0,2 mol gaz açığa çıkabildi. O zaman 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarsa 0,2 mol gaz da 4,48 litre hacim kaplar. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda potasyum permanganatla hidroklorik asit tepkimeye girdiğinde potasyum klorur, mangan 2 klorur, klor gazı ve su oluşmaktadır. Tepkime en küçük tam sayılara denkleşirse suyun katsayısı kaç olur demiş. Evet, tepkime yazmamız lazım. Potasyum permanganatın formülü KmnO4'tür. Hidrojen klorurla tepkimeye girmiş ve tepkime sonucunda potasyum klorur, mangan 2 klorur ve su oluşmuş. Evet, tepkimeyi yazdık. Şimdi her bir elementin değerliğini bulalım. Potasyum 1 A'dadır. Artı 1 alır. Oksijen eksi 2 aldı. Eksi 8 artı 1 daha. Eksi 7. Mangan artı 7 alır. Klor eksi 1. Hidrojen artı 1 alır. Klor eksi 1. Potasyum artı 1 alır. Klor eksi 1. Mangan artı 2 alır. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1 alır. Evet, şöyle söyleyelim. Manganın değerliği artı 7 idi. Artı 2 oldu. 5 elektron aldı. Klor için şunu söyleyelim. Klorun değerliği eksi 1'di. Klorun değerliği eksi 1'di. Yine eksi 1. Değerliği değişmedi. Başka kimin değerliği değişti? Ona bakıyorum. Ha, pardon. Klor gazı diyor. Bak, klor gazını oluştu. Unuttuk arkadaşlar. Bir de şurada klor gazı var. Değerliği 0. Evet, klor eksi 1 iken o zaman klor gazı olarak 0 oldu. 2 ile çarptım. Eksi 2 iken 0 oldu. 2 elektron verdim. Anlam verilen elektron sayısını eşitlemek adına mangan gördüğüm yeri 2 ile klor gördüğüm yeri 5 ile çarpmam gerekiyor. O zaman mangan gördüğüm yeri 2 ile çarpıyorum. Geldim, burası 2KmnO4 artı. Şurada kloru 2 ile çarpmıştım. Bir de 5 ile çarptım. 10 oldu. 10 hidrojen klorür. Karşı tarafa geçtim. Şuradaki klora herhangi bir dokunmadık, yani KCl olarak kalıyor. Buradaki manganı 2 ile çarpmıştık. 2MnCl2 artı diyoruz. Kloru ne yapmıştık? 5 ile çarpmıştık. O zaman 5Cl2 artı bir de H2O var. Bakın, 2 potasyum var. Burada da potasyum bir tane olduğu için geldim 2 ile çarptım. Bu durumda manganlarda bir sıkıntı yok. Manganlar denkleşti. Klora bakalım. 2 klor burada. 4 de burada. 6. 10 da burada. 16. Burada 10 klor vardı. O zaman burayı 16 yaptık. Bakın, buraya dikkat. Hidrojene bakalım. 16 hidrojen burada var. O zaman suyun katsayısını 8 ile çarptık ki 16 hidrojen olsun. Oksijenin otomatik denkleşmesi lazım. Bakın, 8 oksijen, 8 oksijen denkleşti. Tepkime diyor en küçük tam sayılara denkleşirse suyun katsayısı kaç olur? Zaten sadeleştiremeyiz çünkü 5 var, 8 var, 16 var. O zaman suyun katsayısı 8 olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda şekildeki elektrokimyasal hücredeki türlerin standart indirgenme gerilimleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğru olur diye sorulmuş. Bakın, her ikisi de ne olmuş? İndirgenmiş. O zaman E0 indirgenmiş, küçük olan daha aktiftir. Yani anota yazılır diyorduk. O zaman değerlere baktığımızda kimin indirgenmesi daha küçük? Çinkonun. O zaman çinkoyu ne yapacağız? Anota yazacağız. Demiri de katota yazacağız. Yani şu tepkimeyi ters çevireceğiz. Şu tepkimeyi aynen alacağız. Şöyle söyleyeyim. Anot tepkimem nasıl olacak? Anotta şuraya yazalım. Çinko katası. Çinko artı 2'ye yükseltgencek. 2 elektron vererek ters çevirdim. Artı 0,76 volt oldu. Katotta zaten demirin indirgenmesi lazım. Demir artı 2 iken 2 elektron aldı ve demir katısına indirgendi. Eksi 0,44 şeklinde alıyoruz. Taraf tarafa toplarsak
Alttan 4 çıktı. 2 7'den 4 çıktı. 3 0 32 volt olur. Doğru mudur? Doğrudur. Yalnız şunu söyleyelim arkadaşlar, atladık. Bakın burada derişim 0,1, burada 1 molar. O zaman yanlış oldu otomatikten. Niye diyeceksiniz? Derişimler eğer 1'e 1 molar olsaydı burada standart pil potansiyeli 0,32 olacaktı. Derişimler farklı olduğu için bir de Nernst eşitliği kullanmamız gerekiyor. Onu da şöyle ben bir hatırlatayım. Nernst eşitliği neydi? E pil eşittir. E 0 pil eksi 0,06 bölü anlam verilen elektron sayısı çarpı logaritma QC. Bakın E0 pili biraz önce ben buldum. Ne kadardı? 0,32 volt. Eksi diyorum 0,06 bölü anlam ya da verilen elektron sayısı 2'dir çarpı logaritma. Şimdi ürün bölü giren yapıyoruz. Anotta kim vardı? Çinko vardı. Katotta demir. O zaman anotun değişimi 0,1 molar. Katodun değişimi 1 molar. Evet, burayı toparlarsak 0,32 eksi 0,06 bölü 2 logaritma 0,1, yani eksi 1 çarpı logaritma 10. Şurası gitti. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı yaptı. 0,06 2'ye böldüğünüzde 0,03 yapar. O zaman 0,32'ye 0,03'ü eklerseniz 0,35 volt yapacaktır. Yani birinci öncül yanlış olur. Dikkat etmemiz gerekiyor. 2'ye baktığımızda anot kabına saf su eklenirse pil gelimi artar. Şöyle söyleyelim. Anotta ne oluyordu? Çinko katısı zamanla çinko artı 2, 2 elektron verip yükseltgeniyordu. Yani buraya su eklediğinizde hacim artacaktır. Çinkonun iyon değişimi azalacaktır. O zaman denge ürünlere kayacaktır. Yani pil gelimi artacaktır. Doğrudur. 3'e baktığımızda katot kabına sodyum sülfür katısı ilave edilirse pilin gerilimi artar denilmiş. Katotta demir vardı. Siz demire sodyum sülfür ilave ettiğinizde demirin bir kısmı sülfürle tepkimeye girer. Yani şu tepkime gerçekleşeceği için katotta demirin derişimi azalır. Dengeyi girenler yönüne kaydırır. Yani pilin gerilimi azalır demeliydi. Yanlış olmuş. Cevabımız B şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda çinko, gümüş ve bakır metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre bakır metalinden yapılmış yukarıdaki kaplardan hangilerinde belirtilen çözeltiler saklanamaz diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, bakın aktiflik sıralaması veriliyor ve bakırdan yapılan bir kap düşünün diyor. İçeride kimi saklayamam? Bakırdan yapılmış bir kapta kimi saklayamam? Tepkimenin olabilmesi gerekiyor ki saklayamayım. Yani bakır kabın aşınması gerekiyor. Aşınmadan kastımız da nedir? Bakırın daha aktif olduğu bir madde bulmamız gerekiyor. Bakın şöyle söyleyelim. Bakır çinkoya karşı tepkime verebilir mi? Çinko bakırdan daha aktif olduğu için burada tepkime olur. O zaman ne yapabilirim? Pardon. Çinko bakırdan aktif olduğu için bakırdan yapılmış kapta ben çinko artı 2 saklayabilirim. Bunda sıkıntı yok. 2'ye baktığımızda bakır hidrojenden daha mı aktif? Hayır, hidrojen bakırdan daha aktif. Hidrojen bakırdan daha aktif olduğu için saklayabilirim. 3'e baktığımızda bakır HNO3'e karşı tepkime verebilir mi? Bakır biliyorsunuz yarı soy metaldi. Yarı soy metaller sadece oksijen bulunduran asitlerle tepkimeye girebiliyorlardı. Bundan dolayı ne yapabiliriz? Saklayamayız. Yani tepkime olur. Bunu alacağız. 4'e baktığımızda bakır gümüşe karşı tepkime verebilir mi? Evet, bakır gümüşten daha aktiftir. Bundan dolayı tepkime olur. Yani saklayamam. Doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda XYZ metalleriyle hidrojenin elektrot olarak kullanıldığı pillerden Y'nin anot mu, katot mu olduğu aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğru olur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, bakın X, Y ve Z metalleri hidrojenin elektrot olarak kullanıldığı pillerde ben Y'nin anot ya da katot olup olmama durumu inceliyorum. Yani X, Y pilinde Y anot geldiğine göre Y demek ki aktifliği X'ten daha fazlaymış. ZY için yine Y'yi katot kullanmışız. O zaman demek ki ZY'den aktifmiş. Y hidrojen pilinde de Y'yi anot olarak kullandıysam Y demek ki hidrojenden de aktifmiş. Bu yorumu yapmamız gerekiyor. Evet, kesin hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, XZ pilinde X katottur. Şimdi XZ pilinde kim daha aktiftir? Yani X mi daha aktif, Z mi daha aktif diye baktığınızda şöyle söyleyeyim, bir genelleme yaptığınızda arkadaşlar bakın Z'nin Y'den aktif olduğunu biliyoruz. Y hem X'ten hem hidrojenden aktif. Ama şunu bilmiyoruz. Hidrojen mi aktif, X mi aktif onu bilemiyoruz ama XZ pilinde XZ pil için şunu söyleyebiliriz. Bir defa X
Her halükarda Z'den daha pasif olduğu için XZ pinde X'in katot olması gerekiyor çünkü Z en aktif metal. Z en aktif metal olduğu için bu durumda X katot olacaktır. Kesinlikle doğrudur. 2'ye baktığımızda X hidrojen pilinde X anottur. Bakın tekrar söylüyorum. Y hem X'ten aktif hem de hidrojenden aktif ama hidrojenle X'ten kim aktif bilmiyoruz. Yani acaba hidrojen mi aktif, X mi aktif bilemediğimiz için bu pilde ben X'in anot olduğunu kesinlikle söyleyemem. 3'e baktığımızda ZH pilinde Z anottur demiş. Z zaten en aktif metal olduğu için hidrojene karşı daha aktiftir. Bundan dolayı anot olacaktır. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda bir derişim pilinde anot ve katot yarı hücrelerinin derişimleri eşitlendiğinde pilin potansiyeli 0 olur. Ve pil çalışmaz. Yukarıdaki pilin potansiyelini 0 yapmak için hangileri ayrı ayrı uygulanabilir diye sorulmuş. Burada da belirtmiş ama tekrar söyleyelim. Derişim pili neydi? Daldırılan çubuklarla içerideki iyonlar aynıysa sadece derişimler farklıysa böyle pillere derişim pili diyorduk. Derişim pillerinde ne zaman ki derişim eşitlenirse pilin potansiyeli 0 olur ve pil çalışmaz yorumunu yapmamız gerekiyordu. Şöyle söyleyelim. Ne yaparsak pilin potansiyeli 0 olur. Yani ne yaparsak derişimler eşit olur şeklinde soruluyor. Derişimler ne yaparsak eşit olur. Şöyle söyleyeyim, B kabına 100 mililitre saf su eklemek demiş. Şimdi B kabında zaten 100 mililitre vardı. O zaman M1 V1, M2 V2 yaptığımızda derişimim 2 molardı. Hacmim 100 mililitreydi. Acaba son durumda derişim ne olur? 100 daha eklersem 200 olur. Yani hacim 2 katına çıkarsa derişim ne olur? Yarıya iner. Bu durumda burası 1 molar olur. Burası da 1 molar. O zaman derişimler eşitlenir. Pil potansiyeli 0 olur. Yani birinci yargı doğru olur. 2'ye baktığımızda A kabındaki çözeltinin yarısını boşaltmak. Şöyle söyleyelim. Herhangi bir kaptaki çözeltinin yarısını boşaltmak ya da eklemek gibi ibareler gördüğünüzde bu pilin potansiyelini etkilemeyecektir. Yanlış olmuş. 3'e baktığımızda A kabına 0,1 mol çinko 2 nitrat katısı ekleyip çözmek demiş. Şöyle söyleyelim. A kabı için konuşuyorum. 1 molar ve 100 mililitre elimde çinko nitrat var. Ben 0,1 mol çinko nitrat katısı ekliyorum. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burada molarite ile hacmi çarptığınızda molü bulursunuz. Derişim 1 molarda, hacim 0,1 litre. 100 metreyi litreye çevirseniz. Elimde 0,1 mol zaten çinko var. Ben 0,1 mol daha çinko eklersem ne olur? Mol sayım artar. Molle beraber mol sayım artacağı için hacim sabit kalacağı için derişim de son durumda ne olacaktır? Yani bunu istiyorsanız şöyle anlatayım daha iyi anlaşılır. Bakın buradan molarite çarpı hacim mol dedik. 1 çarpı 0,1'den elimde zaten 0,1 mol madde var. Ve ben 0,1 mol daha madde ekliyorum. Bu durumda pilin gerilimi ne olur diye soruluyor. Şöyle söyleyeyim. Son durumdaki molarite eşittir M bölü V. Son durumda 0,1 vardı. 0,1 daha geldi. Ne oldu? 0,2 mol maddem oldu. Peki hacim ne oldu? Bakın 0,1 burada var. 0,1 de burada var. Toplamda 0,2 litre oldu. Yani benim derişimim 1 molar oldu. Yani derişim ne oldu? Azaldı. Derişim azalırsa ne olacaktır? Yani derişimler eşitlendi mi? Eşitlendi. O zaman son durumda ne olur? Bu da olur. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yanlış ifade ettik belki ama şurada hacmim 100 mililitreydi. Son hacmi değil de kendi hacmini almamız gerekiyor. Buradan 2 molar olur. Yani burada artık derişim 2 molar olur. Burada da zaten 2 molarda. O zaman derişimler eşit olur ve pilin gerilimi 0 olur. Yani 3'te olur. 4'e baktığımızda B kabına 1 molar 100 mililitre çinko nitrat eklemek. B kabında zaten 2 molar 100 mililitre elimde vardı. Yani molarite çarpı hacim eşittir mol eşitliğinden 2 çarpı 0,1'den elimde 0,2 mol madde vardı. Ve ben ne yapıyorum? 0,1 mol madde ekliyorum. Bu durumda ne oluyor? 0,2 artı 0,1'den elimde 0,3 mol madde var. B'nin hacmi de zaten 0,1 litre. O zaman böldüğünüzde ne yapacaktır? 3 molar yapacaktır. Yani burada derişim 3 molar olacaktır. Diğer tarafta 1 molar olduğu için olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur.
Sekizinci sorumuza baktığımızda şekildeki elektroliz devresinden 0,4 faradaylık akım geçirildiğinde anot ve katot elektrotlarda açığa çıkan madde ve mol sayıları hangisi de doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, devreden 0,4 faradaylık akımın geçmesi demek 0,4 mol elektronun geçtiği anlamına gelir. Çünkü ben şunu biliyorum, 1 faraday 1 mol elektron eşittir. Evet, anot ve katotta açığa çıkan maddeler diyor. Biz şöyle diyorduk arkadaşlar, elektroliz devrelerinde birden fazla anyon ya da katyon varsa anotta yükseltgenme eğilimi fazla olan anyon önce toplanır. Yani yükseltgenme eğilimi fazla olan hidroksittir. O zaman anotta oksijen gazı çıkar bir defa. Önce bunun yorumunu yapmamız gerekiyor. Katotta ise elektron verme eğilimi düşük, yani elektron alma eğilimi fazla olan önce toplanır diyorduk. Dolayısıyla bu yükseltgenme olduğu için katyonlardan bakacağız. Bakırın elektron alma eğilimi en fazladır. Yani katotta bakır toplanır. Bu yorumu yapmamız gerekiyor. Peki ne kadar toplanır? Ona bakacağız. Şöyle söyleyelim, katot için katotta burada bakırın değerliği artı 2 olduğu için bakır artı 2, 2 elektron alarak bakır katısına indirgenmesi gerekiyor. Devreden 0,4 mol elektron geçtiği için 2'ye 0,4 ise 1'e 0,2 mol bakır toplanır. Bize kaç mol toplanacağı soruluyor. O zaman 0,2 mol bakır toplanacaktır zaten. Bunu bulduk. Geldik anota. Anotta dedik ki oksijen gazı toplanır. Peki oksijen gazı nasıl toplanır? Ortamda bulunan iki hidroksit iyonlarının yükseltgenmesi. Oksijen burada -2'dir. Oksijen gazı olarak açığa çıkacağı için 0 olur. Şurada da işte 4H artı 4 elektron şeklinde yazıyorduk. Devreden geçen elektron mol sayım 0,4'tü. 4'e 0,4 ise 1'e de 0,1 mol oksijenin toplanması gerekir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Yani şu tepkimeyi anlamayan arkadaşlar için ben şuraya tekrar yazayım. 2 hidroksit karşı tarafta oksijen gazı artı 4H artı 4 elektron. Yani 4'e dedim 0,4 mol elektron geçerse 1'e dedim 0,1 mol oksijen toplanır. Cevabımız D şıkkı olur. Son sorumuza baktığımızda şöyle bir temizleyelim. Aşağıdaki şekilde bir elektrokimyasal pil ve pilin yarı tepmenin indirgenme potansiyeli verilmiştir. Buna göre sisteme 2 voltluk elektrik akımı uygulanırsa hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Bakın bir tarafta çinko elektrot, bir tarafta bakır elektrot var. Her ikisinin de indirgenme potansiyeline baktığımızda S0 indirgenmesi küçük olan daha aktiftir ve anota yazılır. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli küçük olan çinko anottur, bakır da katot olur. Geldik buraya anot dedik, buraya katot dedik. Evet, anotta yükseltgenme olacağı için şunu yapmamız gerekiyor. Anotta zamanla çinko katısı çinko artı 2'ye 2 elektron vererek yükseltgenecek gerilimi 0,76 volt. Katotta da bakır artı 2 iyonları 2 elektron alarak bakır katısına indirgenecek. Dolayısıyla burada da indirgenme olacağı için artı 0,34 volt. Taraf tarafa topladığınızda 1,10 volt gelmesi gerekiyor. Bize diyor ki sisteme 2 voltluk gerilim uygulanırsa, elektrik akımı uygulanırsa şöyle söyleyelim. Eğer siz pilin geriliminden daha fazla gerilim uygularsanız biz buna ne diyorduk? Aşırı gerilim tepkime tersine döner diyorduk. Yani artık anot katot olur, katot da anot olur yorumunu yapıyorduk. Yani artık elektronlar dış devreden Zn elektrottan bakır elektroda doğru hareket eder demiş. Artık benim yeni anotum bakır olduğu için bakırdan Zn'ye demeliydi. Yanlış olmuş. İkiye baktığımızda birinci kapta çinko yön derişimi azalır. Evet, artık çinko katot olduğu için derişimi azalacaktır. Doğrudur. Üçe baktığımızda galvanik hücre elektrolitik hücreye dönüşür. Evet, dedik ki pil tepkimesinde yer alan gerilimden daha fazla gerilim uyguladığınızda olay tersine döner ve artık galvanik hücre elektrolitik hücreye dönüşür. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.